Aren TV'den hepinize merhabalar. Bugün mecliste Cumhurbaşkanlığı Somali tezkeresi ile ilgili görüşmeler vardı ve bunun oylaması yapıldı değerli dostlar. Tezkere kabul edildi. Bu tezkere üzerinde yapılan konuşmalardan biri dikkat çekiciydi. Bu konuşmada DEM Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçakupulo'ya aitti. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçakupulo yaptığı konuşmada Hakan Fidan'a samimiyeti için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bunun nedeni de Hakan Fidan birkaç gün önce Suriye ile ilgili, Rojava ile ilgili yaptığı açıklamada biz YPG'nin elindeki petrolü istiyoruz ifadelerinden dolayı. Şimdi DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçakupulo'nun mecliste yaptığı konuşmanın ilgili bölümünü hep beraber izleyelim değerli dostlar. Somali'de Somaliland diye bir yer var. İşte orada ayrılan bir bölge var, bir devlet var. Yalnızca bir devlet tanıyor orayı ama olsun. Örneğin burası ifade özgürlüğü ve özgürlükler niteliğinde bakıldığında Somali'den daha üst bir düzeyde. Somali despotik bir yönetim olarak kabul edilirken Somaliland daha demokratik. Hatta 30 Türkiye'den daha yüksek almış, 44 puan almış. Türkiye 32, orası 44 puan almış. Burası örneğin ne kadar da şeye benziyor değil mi? Suriye ve Rojava meselesine ne kadar benziyor? Örneğin Türkiye şu anda Suriye ile normalleşmeye gidiyor. Niye normalleşmek istiyor? Olur da işte bu Sezar yaptırımları kalkarsa orayla ticaret yapmanın önünü açabileyim diye yapıyor. Oysa Rojava ile normalleşse ne yaptırımdan korkması gerekiyor? Tam kapıyı açtığı anda ticaret yapabileceği güvenilir bir partneri olacak. Sayın Fidan'ı tekrar samimiyeti için tebrik etmek istiyorum. Geçenlerde örneğin hep bu güvenlik meselesinden bahsedilir, Rojava'dan bahsedilirken çok dürüst bir şekilde dedi ki biz petrolü istiyoruz dedi. Teşekkür ediyorum. Hakikaten petrol ve oraların kaynağını sömürmek için gitmek istediğini bu kadar açıkça söylediği için teşekkür ediyoruz. YPG'den bizim bu petrolü almamız gerekiyor dedi. Örneğin Irak'la kurduğu ilişki de benzer bir şekilde şantaj üzerinden gidiyor. Bakıyor Dicle'nin, Fırat'ın üzerine onlarca baraj yapıyor, suyu kesiyor ve orayı susuzlukla boğuyor. Ticari ambargo uyguluyor ve o ticari ambargo ile onları siyasi şantaj yaparak belli bir konuma getiriyor. Örneğin geçen gün Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi dedi ki Türkiye dedi bizim toprak bütünlüğümüzün içinde köyleri boşaltıyor, etnik grupları yerinden ediyor, insanların ölümüne neden oluyor dedi. Buradaki yapı diyor ki, buradaki Dışişleri Bakanlığı ne hadle böyle konuşabilir diyor. Irak Cumhurbaşkanı'nın eşine diyor. Düşünsenize Emine Erdoğan örneğin Edirne'de olan bir meseleyle ilgili laf kursa ve biri dese ki Sayın Emine Erdoğan nasıl, ne hadle böyle konuşabilir dese burada kendimizi parçalardık değil mi? O kadının söz hakkına saygı duymuyorsunuz ama kendinize saygı duyuyorsunuz. Saygı duyulmasını bekliyorsunuz. Şimdi Filistin'le ilgili, kongreyle ilgili söylenen bütün beyanatlara katılıyorum. Ama bombaya isim yazan kişilerin kalkıp kongredeki alkışı kınamasını anlamıyorum. Nasıl yapabilirsiniz? Nasıl anlatıyorsunuz mesela? Şuraya bomba gidecek, üstüne kalp çizeyim, adımı yazayım diyen kişiler nasıl kınayabilirler? Bu hadsizliği kabul etmiyoruz. Garantörlükten bahsediyorlar. İşte örneğin cuma günü değil mi? TRT'ye nasıl saldırı yapılabilir dendi. İnsanlar cuma namazına giderken nasıl saldırılır dedi. Siz halay çeken, kendi kültürünü icra eden kişiyi gözaltına alıyorsunuz. Sonra bir işkence biçimi olduğu konusunda hemfikir olduğumuz bir şarkıyı dinletiyorsunuz. Değil mi? Bu ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz. Kıbrıs mesela, Kıbrıs'ı da girdiğiniz her yeri öyle bir çözümsüz hale getiriyorsunuz ki, öyle kötü bir bataklığa çeviriyorsunuz ki Kıbrıs'ta tam öyle. Balkanlardaki varlığınız da öyle, Kıbrıs'taki varlığınız da öyle. Kıbrıs'taki çözümsüzlükten besleniyorsunuz. Çünkü orada mafyayı nereye koyacaksın? O senin karanlık gul yabanilerini nereye koyacaksın? Kıbrıs'a koyacaksın. Balkanlarda kendi himayen altında tuttuğun ülkelere bırakacaksın. Ve aynı şeyi Filistin'de garantörlük yaparsanız, Somali'de de eğer iyice palazlanırsanız oraya da öyle yapacaksınız. Faydadan bahsediyor bu tezkere. Kime faydası var? Nasıl bir faydası var? Biz bu faydayı göremiyoruz. Biz şirketlere faydalı olacak bu askeri anlaşmayı bütünüyle reddediyoruz. Ve gemiler gönderiyorsunuz. Ben bu gemileri
1400'lerde, 1500'lerde, 1600'lerde Amerika'ya giden o koloni gemilerine benzetmekten kendimi alıkoyamıyorum. Mayflower gemisinden nasıl bir farkı var? Ya da Püritanlar var ya, ellerinde hastalıklı battaniyelerle yerli halkların yanına giderlerdi. Onlara battaniyeyi uzatırlardı ve onları oradan silip kaynaklarını alırlardı ya. Oradan nasıl bir farkı var? Şirket karcılığı için yapılan bu anlaşmayı bütünüyle reddediyoruz. Merhamet battaniyesine sarılı bu silah anlaşmalarını reddediyoruz. Bu tezkereyi reddediyoruz. Ve illa bir güvenlik sağlamak istiyorsanız, bakın Diyarbakır'da kadınlar, hemcinsleriniz, çoğumuzun, buradaki kadınların hemcinsleri sokakta giydikleri sebebiyle Hizbullahçılar tarafından hedef alınıyorlar. Ya da yine güvenlik, kırmızı bültenle aranan kişiler sokakları atış poligonlarına çevirmiş durumdalar. Oranın güvenliğini sağlayabiliyor musunuz? Diyarbakır, Sur'daki her şu kafeye giden kadının güvenliğini sağlayabiliyor musunuz? Sağlayamıyorsunuz. Soruşturma açılıp açılmadığından bile bahsetmediniz. Niye kadınlara saldıran havuzların başına geçip biz sizin ağa babalarınızı öldürdük, gömdük, onların cenazesi nerede bilinmiyor diyenlerin videosu niye çıkmıyor? Onların elleri nasıl arkadan kelepçelenmiyor? Onlara nasıl şarkı dinletmiyorsunuz? Demek ki onlar sizin için güvenlik tehdidi değil. Sizin için güvenlik tehdidi olan şey kendi balığını avlamak isteyen yerel halklardır. Ve Somali'ye örneğin diyorsunuz ki işte siyasal, insan hakları ve ekonomik olarak bazı faydalarımız olacak, karşılıklı faydalarımız olacak. AB'ye inat olsun diye dış politikada herhangi bir getirisi olmadığı halde tamamen inat üzerinden gidecek diye Yüksek Dağı, Demirtaş'ı, Can Atalay'ı, Kavala'yı, Çiğdem'i, Mine'yi, Tayfun'u cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz. Sincan'da kadınlar cezalarını bitirdikleri halde tahliyelerini engelliyorsunuz. İsrail'in cezaevlerinde uyguladığı rejimin aynısını uyguluyorsunuz ama kimse size hiçbir laf etmesin istiyorsunuz. Bu tezkere yerel aracılar aracılığıyla alt kolonyal girişimde bulunmaktan başka bir şey değildir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Tekrar söylüyorum ki merhamet battaniyesine sarılmış alt kolonyal tavırları reddediyoruz ve bu tezkereye hayır diyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dostlar, Cumhurbaşkanlığı Somali tezkeresi oylamaya da sunuldu ve bu tezkere oylamada kabul edildi. Bunu da belirtmek isterim. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçakupulo tezkere üzerinde yaptığı konuşma oldukça dikkat çekiciydi ve özellikle Hakan Fidan'ın samimiyeti için teşekkür etmesi dikkat çekici olduğu için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Geldik bir video haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Videodan çıkmadan önce yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.